Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir konuya geldik. Temel kavramların belki de en değerli konularından faktöriyel konusuna geldik. Öncelikle faktöriyel nedir bir bakalım. Tabii bir önceki konu biliyorsunuz ki ardışık sayılardı. Ardışık sayılarda toplam diye bir kısım gördük. Toplam formülleri falan da vardı. Ardışık sayıların toplamını hatırlayın. Şimdi ise ardışık sayıların toplamı değil de artık çarpımındayız arkadaşlar. Arka arkaya gelen konular. Tabi bazen karıştırıyoruz, bazı özelliklerini göreceğiz biraz sonra arkadaşlar. Şimdi pür dikkat beni dinleyin. Faktöriyel nedir? Faktöriyel bir sayısından n sayısına kadar olan sayıların çarpımı. Tanımı bu. Birden n'e kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımı arkadaşlar, sıfır hariç. Birden n'e kadar olan sayıların çarpımı bize faktöriyeli veriyor. Tanımını güzelce yapmışız. Örnek 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı n'e kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ya da 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı 7 faktöriyel. Pardon. Aziz Hoca burada geri gelmiş. Niye 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'ye kadar düz gitmemiş de geri gelmiş? Bir bildiği var demek ki arkadaşlar. Siz de geri gidip öğrenin. Yani bundan sonra 3 faktöriyel demek 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı değil. Arkadaşlar 3 çarpı 2 çarpı 1. Hocam niye böyle yazmıyorsunuz da böyle yazdınız? Siz bence geri çarparak gitmeye alışın. Biraz sonra anlayacaksınız niye olduğunu. 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı da 10 faktöriyel oluyormuş arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra gelelim aşağıya, özellik kısmına. Özellik kısmında bakın ne diyor? 0 faktöriyel eşittir bir istisnai bir durum arkadaşlar. Çünkü tanıma da uymuyor ama ispatı var, bahsetmiştim arkadaşlar size. Şimdi ispatla uğraşmayalım. 0 faktöriyeli 1 kabul edelim. Adın Buse ise ne kadar bunu kabul etmişsek 0 faktöriyeli 1 olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Ancak unutmamak gerektiğini de unutmayalım arkadaşlar. 0 faktöriyeli 1 olduğunu. 6 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel eşittir 6 faktöriyel. 6 faktöriyel ile 1'i çarparsam eşittir 6 faktöriyel. Çünkü 1 faktöriyel de 1, 0 faktöriyel de 1, 6 faktöriyel ile 1'i çarparsam 6 faktöriyel yapıyor. Bunu da unutmayalım. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel dışındaki tüm faktöriyeller çifttir arkadaşlar. Yani tüm faktöriyellerin eşitleri çifttir. Bakınız 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1 ama bundan sonra gelen 2 faktöriyel 2 çarpı 1 olduğu için arkadaşlar 2, bakınız değil mi? Mesela 3 faktöriyel demek de 3 çarpı 2 çarpı 1'den eşittir 6 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla içinde bir tane 2 çarpanının bulunması zaten sayıyı çift yapıyor. Çünkü bundan sonra gelecek bakın 4 faktöriyelde arkadaşlar yine 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 24. O zaman bakın yine burada da bir tane 2 çarpanını görüyorum. Demek ki bundan sonra 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel sona kadar devam et. Hepsinde 2 çarpanı olduğu için çifttir. Çünkü içlerinde en az 1-2 çarpanı varmış arkadaşlar. Bakın 7 faktöriyel sayısı 5040 çifttir. Çünkü içinde 2 vardır diyorum. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz şeyler zaten bunlar. Şimdi gelelim bir başka özelliğe arkadaşlar. Bir başka özellikle ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki 5 faktöriyelden itibaren de diyor sonunda en az bir basamak sıfırdır diyor. Şimdi burası önemli. 5 faktöriyelden itibaren tüm faktöriyellerin eşitlerinin son basamaklarında en az bir adet sıfır bulunur. Bunu da şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Demek ki belli bir sayıdan, belli bir faktöriyelden sonra sonunda sıfırlar başlıyormuş. Mesela bakın 5 faktöriyel ifadesi arkadaşlar eşittir. Ne demek biliyorsunuz? 120 demek. Doğru mu? Bakın sonunda bir sıfır var. Mesela 6 faktöriyel sayısı bakın arkadaşlar 720 sonunda sıfır var. Bu böyle devam ederken hep sonunda sıfır olacak ama belli bir yerden sonra 2 sıfır, belli bir yerden sonra 3 sıfır, belli bir yerden sonra 4 sıfır olarak devam edecek arkadaşlar. Unutmayalım. Bu sıfır sayısı bizim için önemli. Soracaklar bize. Şimdilik şöyle söyleyeyim sadece. Bir faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır olduğunu anlamak istiyorsanız arkadaşlar durmadan 5'e bölüyoruz. Durmadan 5'e bölüyoruz. Bunu biliyorduk ama bir hatırlayalım. 32 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır var diyorsam 32 sayısı 5'e bölünüyordu. Değil mi arkadaşlar? 6 kere var. 6'yı 5'e bölüyorduk. 1 kere var. Arkadaşlar bir daha bölünemediği için
şu gördüğünüz bölümleri alıyorduk. 6 bir daha ne yapar? 7 basamak sıfırmış sondan, unutmayın arkadaşlar. Tamam? Bunu da hallettik. Sonra aradan şöyle biraz daha bir özellik geçsin. Ben bunu anlattığım sırada yıllar evvel bir anım, bir dershanenin bir öğrenci grubunda, o dershaneye sonradan derse girmiştim. Bir başka hocaları varmış, o ayrılmış, ben girince suratlar asıldı, hocalarını özlemişler. Şimdi bu durumda ben giriyorum ama onlara da hak veriyorum. Sonra faktöriyel konusundan birazcık bilgi verirken dedim ki faktöriyellerin dedim kendisi negatif olamaz dedim içi. Yani faktöriyelin kendisi negatif olamaz, eşini değil, eşini zaten olamaz da. Sonra ya bunu mu anlatıyorsunuz hocam bize ya diye ön yargıyla yaklaştılar. Sonra aradan biraz zaman geçti, hiçbirini bozmak istemedim. Şöyle bir soru geldi, tamam mı? Mesela n eksi 2 faktöriyel, sonra işte burada bir n artı 1 faktöriyel vardı. Sonra altında işte şöyle bir n eksi 1 faktöriyel vardı. Ondan sonra şurada 2 eksi n faktöriyel vardı. Onu da bir yazayım şöyle. Böyle bir soru vardı. O iki tane kız çocuğumuz, tamam mı? Bu soruyu görünce biz bunları biliyoruz ya dedi. Çünkü hocaları öğretmiş bunlara. Dedi ki büyük olan küçüğe benzetilir dedi. Sonra başladılar benzetmeye. Yukarısı halloldu. Ama aşağıyı bir türlü halledemiyorlar. Bir türlü olmuyor. Bekledim bekledim olmuyor. Dedim arkadaşlar niye dedim bayağı zaman geçti niye olmuyor? Hocam işte benzetemiyoruz, soruyu mu yanlış sordunuz, şudur budur. Hani dedim biraz önce ben bir örnek söylemiştim ya da bir özellik söylemiştim. Faktöriyellerin kendisi negatif olamazlar demiştim. Siz de burun kıvırmıştınız ya işte dedim burada o önemli dedim. Niye mi? Hiç sen hayatında şöyle bir şey gördün mü? Sen hiç hayatında şöyle bir şey gördün mü? Olmaz değil mi arkadaşlar? İşte birbirinin tersi iki tane ifade görürsen faktöriyelde, birbirinin tersi iki tane faktöriyel görürsen ya da bir başka de işte eksiyle çarpılmış halini görürsen orada bir bit yeniği var diyeceksin. O eşit olanlardan herhangi birine ya bunu ya bunu yani birbirinin tersi olanlardan birine alıyorsun. Sıfıra eşitliyorsun arkadaşım. N'i 2 buluyorsun. Sonra her N'in yerine 10'u koyuyorsun. N yerine 2 koyarsam 2 eksi 2 faktöriyel artı 2 artı 1 faktöriyel bölü 2 eksi 1 faktöriyel eksi 2 eksi 2 faktöriyel. Orada gözükmez ama önemli değil. En gördüğümüz yere 2 koyacağız. Neden mi? Çünkü baba eğer sen n eksi 2 ile 2 eksi n'i faktöriyel hallerini bir soruda görmüşsen o bit yeniği neyi biliyor musun? Mesela n'e 3 versen burası oluyor 1 faktöriyel ama burası eksi 1 faktöriyel olduğu için olmuyor. N'e 1 versen tamam mı? Bu sefer de burası oluyor 2 eksi 1, 1 faktöriyel yapar ama burası olmuyor eksi 1 faktöriyel oluyor. Demek ki 4 de olmayacak, 5 de olmayacak deneyebilirsin. 6 da olmayacak, hatta daha küçük olan 0 olmayacak, eksi 1 olmayacak. Sağlamıyor baba, sağlamıyor. Bir taraf mutluyken bir taraf üzüntülü kalıyor. O yüzden demek ki birbirinin tersi olan ifadelerde hemen bir tanesini sıfıra eşitliyorsunuz. O bulduğunuz değeri, n olan o değeri sorudaki her yere koyuyorsunuz. Demek ki önemliymiş değil mi? Bir de demişim ki kesirli ve ondalık olamaz. Tabii ki olamaz arkadaşlar. Sen hiç 2 bölü 3 faktöriyel gördün mü? Sen hiç 0,7 faktöriyel gördün mü? Faktöriyeller 1 faktöriyel, 0 faktöriyel böyle başlar. Atıyorum bu 1234 faktöriyel daha da devam edebilir. Ama ne negatif olur, ne ondalık olur, ne de kesirli olur diyelim ve unutmayalım. Sırf bunu söylemek için o özelliği koymuşum demek ki ben, değil mi arkadaşım? Devam edelim. Dört işlem ve cinsinden türü sorular çözülürken büyük faktöriyel küçük faktöriyele benzetilir. Nasıl mı? Şimdi zaten işimize yarayacak bu arkadaşlar. Bakın 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel sorusu nasıl yapılıyor? Şöyle bir soru yani. Gerçi böyle bir soru değil de bu bir sorunun parçası oluyor. Büyük faktöriyel 8 faktöriyelmiş. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. O geri geri gidip de bulmayı da işte buradan dolayı önemliymiş arkadaşlar. Birbirini götürüyor. 8 çarpı 7 çarpı 6 336 oluyor. Bakın burada da n artı 2'yi
n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1. Bunu görünce öğrenci öyle bir zorlanıyor ki, hocam ya ben bunları sevmiyorum, bu n'leri x'leri. Niye sevmiyorsun? Aynı şey. Bak niye aynı şey biliyor musun? Sen biraz önce 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel gibi yazabiliyorsan, bir zahmet n artı 1 faktöriyeli de lütfen, bak ona 10 koymuşum, sen de buraya n artı 1 koyacaksın. Sonra bir küçüğü, bak bir küçüğü n koyacaksın. Sonra bir küçüğü, bak bir küçüğü n eksi 1 koyacaksın. Bak bir küçüğü, bak bir küçüğünü de koyacaksın. N eksi 2 faktöriyel olacak. Bu kadar kolay. Ha n, ha sayı, ha n, ha sayı. Korkuya yer yok. Bir faktöriyelin, bakın buraya da iyi bakın arkadaşlar. Demişim ki bir faktöriyelin bir sayıya tam bölünüp bölünemeyeceği içindeki çarpan sayılarından belli olur demiş. Şimdi bunlar da geliyor bize arkadaşlar. Şimdi diyor ki 17 faktöriyel sayısı burada var mesela. 78'e bölünebilirken diyor mesela, 78'e tam bölünüyormuş, tamam mı? Ama ve lakin 76'ya bölünemiyor. Bakın tam bölünemiyor yani. Bölünür de tam bölünemiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye bölünür, niye bölünmez? Yöntem şu arkadaşlar. Şimdi 78 sayısını ister asal çarpanlarına ayır, OBEP bölmesi gibi. İstersen sen kafandan bul. Mesela burası şöyle yapar. 2 tane, bak 2 tane 39 yapar. 39 sayısı da 3 tane 13 yapar. 2 çarpı 3 çarpı 13. Arkadaşlar sorması ayıp. Soruyorum, ayıp bile olsa. 17 faktörün içerisinde 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. 13 var mı? Var. Nasıl var hocam, ben anlamadım ya. 17 faktöriyel. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı bla 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 bla. 13 çarpı 14 çarpı 15 çarpı 16 çarpı 17 değil mi arkadaşım? İçinde baksana hepsi var, hepsi 2 var, 3 var, 13 var. 78'e tam bölünür tabii ki. Ama 76 sayısı önce 2 kere 38 oluyor. Sonra 2 kere 2 kere 19 oluyor. Hocam burada bir tane daha 2 yok ama 19'a bakmaya gerek var mı? Var tabii ki. 2'nin biri burada. 2'nin biri de şunun içinde var. Mesela 2 kere 7 yapar. 2 de buradan geliyor mesela. 2 var. 2 var. Hadi 19'u içinden bul da göreyim. Hocam 19'u nasıl bulalım? 19 asal sayı. Mesela 13 de asal sayıydı. İçinde vardı ama. Ama hocam 19 17'den büyük. Ha onu söyle bana. 19 sayısının içinde bulamazsın sen bunun. O yüzden 76'ya demek ki bölünemezmiş arkadaşlar. Buraya kadar var mı problem? Buraya kadar var mı problem? Var mı? Cevap verin bana. Yok değil mi? Peki. Şimdi 4 işlem ve cinsinden yazma. Şimdi toplamayla başlayalım. Şimdi demişim ki arkadaşlar, toplama işlemi yapılırken büyük faktöriyel küçük faktöriyele benzetilir. Ortak parantezi alınarak yapılır. Şimdi şurası bana boşluk gelmiş. Mesela 7 faktöriyel ile 5 faktöriyel toplayacak olursak arkadaşlar. Bakınız sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Büyük küçüğün ayağına gidiyor. Halbuki küçük büyüğün ayağına gider. Biz bayramlarda büyüklerin evine gideriz. Fakat nazlı bu küçükler çok nazlı, küsüyor müsüyor falan böyle, tamam mı? O yüzden büyük küçüğün huyuna gidiyor. Ne oldu sana, niye küstün ya, tamam diyor. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Bak sen şuna. Büyük küçüğün ayağına gidiverdi. Sonra ne yapıyorsun hocam sen burada? Ortak parantez yapıyorum. Bir burada var, bir de burada var. Al sana 5 faktöriyel parantezi. 7 kere 6, 42. 5 faktöriyelin yerinde ne kaldı? Yeller esiyordu ama 1 var. Böylece cevabımız ne oluyor? 43 tane 5 faktöriyel oluyor. Buraya kadar problem yok değil mi? Şimdi hocam biz bunları zaten yapıyoruz. Biliyorum yapıyorsunuz. Yapmayacak bir şey yok. Mesela şöyle bir şey yapsam, şöyle bir şey sorsam ne yaparız sizce? 8 faktöriyel, 9 faktöriyel, 10 faktöriyel desem ne yaparız? 10'u 8'e çeviririz, 9'u 8'e çeviririz. Doğru mu? Peki bunu yapalım. Ama daha doğrusu ben önce bunu yapmadan önce şöyle aklıma bir yöntem geliyor.
Vay Gizem, senden korkulur. Kız, benim videolarımı izledin. Çabuk söyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yutmuşsun resmen. Seni ben dershaneye alayım kız. Gel öğretmen ol. Evet arkadaşlar, Aziz Hoca buna kısa bir yol bulmuş. Hocam ne gerek vardı buna bulmaya? Ya ne bileyim, canım istedi. Buldum kardeşim. Kullanmıyorsan kullanma. Biz kullanıyoruz Gizem'le. Bakın ne yapıyorsun? Eğer ardışıksa, 3 tane ise. Ya hocam hem ardışık olacak hem 3 tane olacak, kısa yol bulmuşsun. Ya tamam, kullanma gözünü sevdiğim. Ben göstereyim ya. Allah Allah. Büyük sayının karesini alıyorsunuz. 100 yapar. Karesi. Karesi. Tamam mı? Sonra çarpı küçük faktöriyel. Bak, büyük sayının karesi çarpı küçük faktöriyel. Büyük sayının karesi çarpı küçüğün faktöriyel hali. Bak 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 bak. Hocam size inanmıyorum. Ben bunu sınavda olsa böyle yapmam. Ben bunu şöyle yaparım. 8 faktöriyel 8 faktöriyel kalır. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel olur. 10 faktöriyel de 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olur. Tamam mı? Buraya kadar tamam. 8 faktöriyeller parantezine alıyorum. Hop bili hop bili hop bili hop bili. Yerinde 1 kaldı. Yerinde 9 kaldı. Yerinde 10 kere 9 90 kaldı. 99 daha 99. Bir daha 100. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Aziz Hoca bunu direkt kısa yolmuş. Sen böyle yaparsın, doğru, 15-20 saniye sürer. Aziz Hoca yapar, 3 saniye sürer. İşine yarar mı? Yarar. Koyar mısın cebine? Koy. Koymuyorsan al sana yöntem. Hocam ama her zaman böyle gelmiyor. Ya gelirse diyorum sana. Zaten bunların bu halleri de var kardeşim yani. Peki. Bizim korkumuz şu be. Bizim korkumuz şu. Bizim korkumuz ne biliyor musun? Hocam ben şunları hiç yapamıyorum ya. Hangilerini? Hocam şunları ben. Bak gösterelim şimdi. Hocam şu işte ya. Mesela böyle bir soru gelince, tamam mı? Ben canım çıkıyor. Söyleyeyim size hocam. 122 ise en nedir? İşte hocam ben bunları yapamıyorum. Şimdi cümle alem bu soruyu şöyle yapar. Bak cümle alem diyorum. Piyasada ne kadar kaynak varsa, piyasada ne kadar kitap varsa bunun çözüm yöntemi büyüğün küçüğe benzetilmesidir. Benzetmeye benzetirim ben bunu. Hatta size bir kuple göstereyim. Bakın n artı 2 demek n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel artı n eksi 1 faktöriyel. Aman Allah'ım ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak 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 bak. Şu ikisinin ortak parantezini alsan şuradan küplü ifade çıkıyor. Bir de küplü ifadeleri bilmiyorsan, üçüncü derecenin denklemleri bilmiyorsan ya da zor sunuyorsan ya da zor geliyorsan. Yandık Allah yandık. Aziz Hoca burada şöyle bir yöntem bulmuş. Aslında ben bulmadım bu yöntemi. Gözünüzle siz de seçebilirsiniz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Bakın. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür. Bak ben bunu yazınca hemen aa falan demeyin. 120'ymiş. Ben de biliyordum bunu falan demeyin. 720'ymiş. Bir de lazım olursa 7 faktöriyel de 5040'tır. Size bir şey söyleyeceğim. Sizler İstiklal Marşı'nı ezberleyen, sizler 32 farzı ezberleyen, 54 farzı ezberleyen, Sezen Aksu'nun, Sıla'nın, buna benzer şarkıcıların şarkılarını ezberleyen bir nesilsiniz. Size bu çok zor gelmese bir kere bunu yaparsınız. Çok da zor değil. Buraya kadar zaten büyük bir çoğunluğunu biliyorsunuz. Bir zahmet bunları akılda tutuverin. Neden mi? Neden biliyor musun? N artı 2 ile N eksi 1 arasında faktöriyelleri görmezsen 3 fark vardır. Yani N artı 2, N eksi 1'den tam 3 tane fazladır. Deneyebilirsiniz. 3 fazladır. Bu artı 2, bu eksi 1 olduğu için 3 fazladır. Aralarında 3 fark olanlardan mesela şunların arasında 3 fark var. 3'e 0. Mesela bunların arasında 3 fark var. 1'e 4. Mesela bunların arasında sen var ya sen.
Oh, hocam senden korkulur ya. 2 ile 120'nin toplamı 122 ediyor. Cin gibisin sen var ya sen. Sen var ya sen. E tabii ki canım. Çünkü n artı 2 faktöriyel artı n eksi 1 faktöriyel madem 122. Demek ki şurası 120. Demek ki burası 2. Demek ki burası 2 faktöriyel. Demek ki burası 5 faktöriyel. Bak aralarındaki fark da gördüğün üzere 3. İstediğine eşitle. İster n artı 2'yi 5'e eşitle. İster n eksi 1'i 2'ye eşitle. Ben n eksi 1'i 2'ye eşitleyeceğim. Öbüründen de aynı şey çıkar. N neymiş arkadaşlar? 3. Öbür arkadaş devam etsin onları onlara benzetmeye. Benzetmeye gerek var mıymış? İçinizden bir soru. Hocam çok büyük sayılar verirler. Vermezler. Vermediler, vermezler. Anlaşıldı mı yöntem? Anlaşıldı mı yöntem? Arkadaşlar. Anladık mı? Peki. Peki. Kız. Caner yazıyor da ben ona bile bile özgü olduğunu bildiğim için kız diyorum. Şimdi bak sen bak sen bak sen bak sen. Şimdi biliyorsun özgü olduğunu Allah Allah. Şimdi bakın burada bunu göstermiş. Burada da Aziz Hoca bir başka soru sormuş. N artı bir faktöriyel ile N eksi bir faktöriyel toplamı 126 ise diyor. Allahümme salli ala ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Bunların toplamı 126 etmez mi? İki fark olduğu için şu gördüğünüz 5, bu gördüğünüz 3. Yani en artı 1'i bu sefer 5'e eşitleyeyim. Baştakini yapayım. En 4'müş ya. Hayırlı uğurlu olsun. Millet de benzetmeye devam etsin. Biz benzetmeyeceğiz. Benzetmeyeceğiz arkadaşlar. Uğraşma öyle şeylerle ya. Bu ne be aman? Gelelim çıkarmaya. Gel 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 gel. Çıkarmaya gel, çıkarmaya gel, çıkarmaya gel. Arkadaşlar, estağfurullah. Bakın orada diyor ki çıkarmada yine birbirine benzeteceksin diyor. Büyük küçüğe gidiyor. Büyük küçüğe gidiyor. Çok saygısız bir konu ya. Büyük küçüğe gider mi ya? Arkadaşlar bakınız 9 faktöriyelden 8 faktöriyel çıkarsa 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Burada bir tane 8 faktöriyel. Bir 8 faktöriyel daha. 8 faktöriyel parantezinde 9 eksi 1'den. 8 çarpı. Ana. 8 çarpı. Ne kadar da aynı çıktı birbirine. Ay ne kadar da aynı. O zaman dur bakayım bir de şunu yapayım ya. Dur bakayım. Ne güzelmiş bu. 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Pes. Pes doğrusu. Yine aynısı çıktı. Allah Allah. Dur bakayım bir. 15 faktöriyel eksi 14 faktöriyel. 15 çarpı 14 faktöriyel eksi 10. Yok baba ya. 14 çarpı. Yok yok artık yok. Hep aynısı çıkıyor ya. Tamam anladım ben. Ardışık iki tane sayının faktöriyel sayının farkı küçük kere küçük faktöriyel. Şimdi bunu bil. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şu an saat 20:26. Bunu bil. Bunu burada söyledim. Üstüne şimdi bayağı bir şey anlatacağım. Sana bunu unutturacağım. Bir soru soracağım. Sen de nasıl çözülür hocam bu ya diyeceksin. Ben de ha 20:26'da bir yöntem göstermiştim. Hatırlıyor musun diyeceğim. Oradan çözeceksin. Daha fazla bir şey bahsetmek istemiyorum bu konuda. Unutturmaya başlıyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Gününüz nasıl geçti? İyidir inşallah. Ödevlerimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz inşallah. Matematiği sevmeye başladık mı? Eminim seviyoruzdur. Umarım bir şeyler unutmuşsunuzdur. Artık şöyle oluyor. Şimdi bazen böyle yapıyorum ben. Küçük sınıflarda daha çok oluyor LGS'de. Bir şey anlatıyorum. Bunu unutacaksınız arkadaşlar. Biraz sonra soru soracağım. Ters köşe olacaksınız diyorum. Sonra başka konulardan bahsediyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Birine diyorum ki ismin nedir diyorum. İnan ismini söyleyemiyor. Çünkü aklında bu var.
2026 unutmadık. Peki. Sen öyle san Özgecan. Güzel oldu ama. Sen öyle san Özgecan. Tam kafiye oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soruda ne yaparız? Bakınız. Aynen öyle. N eksi 1 faktöriyel eksi N eksi 2 faktöriyel eşittir. Bak 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 bak. Bunu ne yapacağız? Şimdi bunu ne yapacağız? Hocam birbirine benzeteceğiz. Çünkü bunlar birbirine çok yakın. Benzetme. Ne olur benzetme. Gözünü seveyim benzetme. Neden biliyor musun? Bak hiç gerek yok. Bak 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 bak. Sıfır faktöriyel birdi. Tamam mı? Bir faktöriyel birdi. Böyle sanki gözünüze soka soka yazıyormuşum gibi. İkidir. Tamam mı? Bu böyle devam ederken... Hatta yazayım be aman. 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24. Arada bir kalemimi değiştireyim ben. Bazı yerleri yazmıyor. Terbiyesiz kalem. 6 faktöriyel de 720. Çok uzaklara gitmeyeceğim. Çok uzaklarda aramayın beni arkadaşlar. Bakın şimdi şunların arasındaki fark 1. Eksi 1 ile eksi 2 arasındaki fark 1. 5 ile 4 arasındaki fark da 1. 120 ile 24 arasındaki fark da 96. Ama gördün mü? Şurası 5 faktöriyel, burası 4 faktöriyel. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Demek ki hiç benzetmeye gerek yokmuş. 5 faktöriyel. Buradan n eksi 1'deki eşitlenirse arkadaşlar n ne oluyor? 6. Hocam öbürünü niye eşitlemiyor? Al eşitleyeyim. Al, al, al. Gözüne battı orası. O da 6. Ne fark eder? N6'ymış arkadaşlar. N6'ymış maalesef. Peki size bir şey söyleyeceğim. Bence yine bunu Buse hatırlayacak gibime geliyor. Benim eski videoları izlemiş bu kız. Bu kız benim eski videoları izlemiş. Bu kız benim eski videoları izlemiş. Peki bu nasıl yapılır? Dındırı 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 dındırı. Bu nasıl yapılır? Söyleyeyim mi? Gizem söylemeden ben söyleyeyim. Yöntemi ben buldum, ben söylerim. Şu anda da hatta ben biraz daha Gizem'e süre veriyorum. Bunu ben söylerim. Evet evet ben söylerim, söylüyorum. Arkadaşlar, büyükle küçüğün çarpımı kadar küçük faktöriyel. Hocam ne de saçma şeyler uydurmuşsun ya. Ne saçma şeyler uydurmuşsun. 8 ile 6'nın çarpımı kadar küçük faktöriyel. Yani 48 tane 6 faktöriyel eşittir. Bu eğer şöyle olsaydı hatırlayın. Hatırla beni. Bakın 8'in karesi 64 çarpı 6 faktöriyeldi. Ama böyle olunca büyükle küçüğün çarpımı kadar oluyormuş. Hocam inanmıyorum size. Evet evet hocam size inanmıyorum. Peki 8 faktöriyel demek 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel demek. 7 faktöriyel demek 7 çarpı 6 faktöriyel demek. 6 faktöriyel de 6 faktöriyel demek. 6 faktöriyel parantezini alacak olursam hop bile hop bile hop bile 6 faktöriyel parantezini 8 kere 7 56. İçinden bir 7 çıktı. İçinden bir 1 çıktı. Burada 1 kalmıştı biliyorsunuz. 56'dan 7 çıkarsa 49. 49'dan 1 çıkarsa 48. 48 çarpı 6 faktöriyel. Yine haklı olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Her ne kadar kendim ağır olsa da. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı diyorum size. Hemen bana cevap verin. Peki. Gelelim bölmeye. Bakalım bölmemizde neler var. Bir şey söyleyeyim. Bölme kolay be. İnanın bölme kolay. Bölme tam sizlik ya. Vallahi biliyorum. Bölme tam sizlik. Kolay o. Aman bak ne yapıyoruz onu. Diyelim ki 10 faktöriyeli 7 faktöriyele bölmek istedin. Çok kolay. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Hocam niye 8 faktöriyelde durmadınız da 7 faktöriyelde durdunuz ya da niye 6'ya? Niye gideyim? Aşağıda 7 var. Büyük küçüğe benzemiyor muydu? Dındırı bındırı eşittir 720. Ay ne kadar kolay. Ay ne kadar kolaymış bu. Arkadaşlar bunun enlisi de çok kolay. Enli hali de çok kolay. Tamam mı? O yüzden enli haline geldiğimiz zaman da bakın şöyle yalnız orada biraz
ne diyeyim size, sayılarla oyun gerekiyor. O da şöyle olsun. N artı 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel eşittir 156 ise, tamam mı? N nedir? Hocam o sizin biraz önce yaptığınız gibi yapan... Yok! Yok! Toplama ve çıkarmada yapıyoruz onu. Bölmede hiç gerek yok öyle bir şeye. Bölmede hiç gerek yok öyle bir şeye. Neden? Çünkü burada zaten benzetmek ve götürmek var. N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel dombili dombili geriye kaldı 156. Şimdi hocam 156 değil de 56 olmasın o 7 ile 8'in çarpımı? Değil. Değil değil. Arkadaşlar hangi iki sayının çarpımı 156 eder? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar 12 ile 13 çok güzel. 12 ile 13. Fakat şimdi büyük sayı da olabilir. Büyük bir sayı da olabilirdi bu. Yöntem şöyle arkadaşlar. Öyle bir sayı bulacaksınız. Öyle bir sayı bulacaksınız. Çarpımlarının sonu 6 ile bitecek. 6 ile. Arkadaşlar ardışık sayıların sonu ya 7, 8 olursa 7 kere 8 56'dan sonu 6 olur. Ya da sonu arkadaşlar 2 ile 3 olursa çarpımları sonu 56 ile biter. Şöyle yapalım. Tamam mı? 56 ile biter. Bir kere 12 ile 13, yani 2 ile 3 olmayacağına göre 12 ile 13 olabilir ya da 17 ile 18 olabilir. Şimdi sonuçta 6 ile bitiyor sonu. 7 kere 8 56, 2 kere 3 6. Peki niye 12 ile 13 de 17 ile 18 değil? Bir kere arkadaşlar şöyle düşünün. Siz iki basamaklı sayılardan küçük olanların karelerini biliyorsunuz. Çünkü bir kere 17 kere 17 bile olsa 289 oluyor arkadaşlar. 17 kere 17. Bir kere benim sayı 156. Senin sayı neredeyse 300'lere yaklaşacak bir sayı ya. O yüzden 12 ile 13 cevaptır. Siz rahat olun, ayarlanmıştır o. O zaman demek ki şu gördüğünüz ifade 12, bu gördüğünüz ifade 13. Bize en lazımdı, al sana 12. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır. Peki bölme ile ilgili iki tane daha örneğimiz var. Onlara bakalım arkadaşlar. Ne demiş örneğimiz? Bakınız örneğimize bakın. 1 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı 7 faktöriyel artı 19 faktöriyel sayısının 30'a bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu gibi sorularda biraz önce de yapmıştık. 78'e bölünür mü 76'ya bölünür mü? 30 sayısını parçalayın. Paramparçalayın. 2 çarpı 3 çarpı 5. Şu gördüğünüz sayılar en küçük hangi faktöriyelin içerisinde vardır? Tabii ki 5 faktöriyelde vardır. Çünkü 5 faktöriyelin içerisinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'te 2, 3, 5 vardır. Dolayısıyla burada 5 faktöriyelden itibaren bütün büyük faktöriyeller 30'a bölünür. Şimdi mesela 5 faktöriyelsem 30'a tam bölebiliyorsan 6 faktöriyeli de 7 faktöriyeli de 389 faktöriyeli de 30'a bölebilirsin. En küçük bir faktöriyeli belirledin ve bir sayıya tam bölünüyor. Ondan sonra gelen bütün büyük faktöriyeller o aynı sayıya bölünebilir. Tam bölünür. Unutmayın. Tamam mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Hocam sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar 5 faktöriyel 30'a tam bölünüyor ya. Tam bölünüyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? 123 faktöriyel sayısı da 30'a tam bölünür. Ama 4 faktöriyel sayısını incelemek zorundasın. Tamam mı? Dolayısıyla 5 faktöriyelden itibaren hepsinin kalanı sıfırdır 30'a bölümünde. Ne kaldı geriye? Bir 1 faktöriyel, bir de 3 faktöriyel. Biri 6, biri 7. 7'nin de 30'a bölümünden kalan 7'dir. Hayırlı işler baba. Hayırlı işler. Peki 31 faktöriyel sayısı 1000'e tam bölünür demişim ben. Bakalım bunu örnek demişiz ama biz buraya tam bölünür diye yazmışız arkadaşlar. Tam bölünür mü ya da bölünürse kalan kaçtır falan, tamam bölünemezse. Arkadaşlar şunu yapacaksınız. Bakın 1000 dediğimiz sayının içerisinde bir kere 10 çarpı 10 çarpı 10 var. Onun içerisinde 2 çarpı 5 var, tamam mı? Yine aynı şekilde onun içerisinde 2 çarpı 5 var, tamam mı? Yine onun içerisinde 2 çarpı 5 var. Şimdi bu sayı 31 faktöriyel sayısı acaba 1000'e bölünüyor mu? Sevgili arkadaşlar. Bir kere 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 diye böyle gidiyorum. Bla 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 bla. Acaba 31'e kadar gittiğim zaman içinde var mı? Arkadaşım 2 var. 2 gitti. 5 var. 5 gitti.
4'ün içinde 2 var, 2 gitti. Peki biraz sonra 10 gelecek, 10'un içinde 5 var, gitti. Biraz sonra 15 gelecek, içinde 5 var, 5 gitti. Zaten burada 6 var ve de 4'ten de 2 kalmıştı, 2 de gitti. Bu sayı 1'e tam bölünür. Ama bir şey söyleyeyim size. 111'e bölünemiyor. Bu 31 faktöriyel sayısı 111'e bölünemiyor. Niye biliyor musunuz? 111 dediğimiz sayı 3 kere 37 demektir. 3'ü bulsan 37'yi bulamazsın. 37 sayısı 31'den büyük bir asal sayıdır, içinde olmaz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi çarpma. Pek fazla böyle anlatmazlar. Konuların içinde falan da hani faktöriyelin çarpma diye bir kısmı pek fazla gösterilmez. Arkadaşlar aslında gösterilmesi gerekiyor. Niye mi? Şimdi mesela 5 faktöriyel ile 0 faktöriyel çarparsak 5 faktöriyel yapar. Doğru mu değil mi? Çünkü kendisi 1. Mesela 6 faktöriyel ile 1 faktöriyel çarparsam 6 faktöriyel yapar. Çünkü kendisi 1. Ama 3 faktöriyel ile 5 faktöriyel çarparsan 6 faktöriyel edeceği bir insan düşündürüyor. Düşünüyorum. Şimdi size bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. 8 faktöriyel demek 8 çarpı 7 faktöriyel demek değil midir? Bir soruyorum size. Geri gittim, durduğum yere faktöriyel koydum. Doğru mu değil mi? Doğru. Buraya evet diyen ağızlar, gözler, beyinler. Şu diyorum, 10 çarpı 9 faktöriyel neye eşittir diyorum, bakıyor bana. Ne ki acaba? Yani ne ki acabası 10 faktöriyel demektir. Düzünden yazdığım zaman evet diyorsun, tersinden yazdığım zaman düşünüyorsun bana ya. 10 çarpı 9 faktöriyel demek 10 faktöriyel demektir arkadaşım. Tersten yazmışım aynı şeyi. Peki. Dındırı 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 dındırı. Şu neye eşit ya? Çabuk söyleyin bana, bu neye eşit? Bu neye eşit bana söyleyin? Peki 3 faktöriyel neye eşit? 6'ya. 6 çarpı 5 faktöriyel 6 faktöriyel eşit değil mi? Peki bunu niye anlattım biliyor musunuz? Çünkü şu durumları arıyoruz biz. A faktöriyel ile B faktöriyel çarptığımız zaman bir tane C faktöriyel oluyor mu? Onu arıyoruz. Yoksa faktöriyeller çarp. 2 faktöriyel ile 5 faktöriyelin çarpımı nedir ki acaba? Böyle soru mu olur? Bu 2, bu da 120 çarparsan 240. Bundan bana bir soru mu gelir? Soru böyle gelir. Ama nasıl gelir biraz sonra göreceksiniz. Bir faktöriyel bulacaksın. Bir başka faktöriyel bulacaksın. Gelin bakalım diyeceksin. Bunları bir çarpıştıracaksın, dövüştüreceksin. Ortaya yine yeni bir faktöriyel çıkarsa esas ondan soru gelir. Yoksa durduk yere iki tane faktöriyel çarp. Bir çarparım, bulurum sonucu. Büyük ya da küçük. Buradaki trik, trik diyorsunuz ya, yeni geçtik, trik. Buranın triği bu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi bakalım bunun sorusu nasıl oluyor? Örnek 1. Bak sen. X faktöriyelle 20'yi çarpınca Y faktöriyel ediyormuş. Öyle bir şey bulmalıyım ki burayı halletmeliyim. Dur. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, kaç farklı değer alır diyor. Şimdi insanoğlu şöyle yapıyor. Biraz önce öğrendiğinden. Şuraya 19 koyarsam burası 20 olur mu? 20 çarpı 19 faktöriyel 20 faktöriyel eder mi? Y yerine 20, X yerine 19. Doğru mu değil mi? Bana bir onay verin. Doğru mu? Doğru mu? Peki. Tamam. Şimdi birini bulduk. Biri belli. 19'a 20 ikilisi. Yüzde 1 milyon. Şu sayı özellikle ardışık verilir. Ardışıkların çarpımı verilir. Pardon. Ya 3 ardışığın çarpımıdır ya 2 ardışığın, çok nadiren 4 tane ardışığın çarpımı olur ama genelde 2 çarpım olur. 20 sayıları hangi sayıların çarpımıdır? 20 sayısı hangi sayıların çarpımıdır? Ardışık. 5 çarpı 4.
Peki sevgili arkadaşlar, şuraya 3 koyarsam, 3 faktör olursa, yani ben bunu şöyle yazayım, dur, seni üzmeyeyim. Şurası da 3 faktörel olsa, 5, 4, 3 faktör olsa, sizce bu 5 faktörle eşit midir, değil midir? Bana söyleyin. Geri gittim, durdum yere, faktöre koydum. Eşit mi değil mi? Eşit. Peki o zaman demek ki, burası üçgen, burası da aynı zamanda 5 faktörü olabiliyormuş. Doğru mu değil mi arkadaşlar? O zaman bir de ne oldu? Şöyle yaptım. O zaman bir de 3'le 5'miş. Kaç tane ikili varmış arkadaşlar? 2 tane ikili varmış. Anlaşıldı mı? Aman dikkatli olalım. Hemen bir aşağıdaki örnek biraz daha zor. Onu yaptıktan sonra bir ara verelim. Bakın şimdi arkadaşlar, x faktöriyel çarpı 120 eşittir y faktöriyel ise kaç farklı değer alır? Aman Allah'ım, çok korkuyorum ben buradan. Dakika 1 ve gol 1. Doğru mu değil mi arkadaşlar? Hemen bir küçüğünü yazıyorum, hallediyorum işi. Doğru mu değil mi? Peki o zaman birini buldum. 119'a 120. Şahane oldu. Şimdi geldim. 120 sayısı acaba ardışık bir şeylerin çarpımı mı? Yoksa bir faktöriyeli eşit mi? Ya bir şey söyleyeceğim size. 120 bir faktöriyeli eşit mi arkadaşlar? Eşit mi? Aman Allah'ım. Evet, 5 faktöriyel. Peki o zaman şuraya 0 koyarsam bu 5 olur mu arkadaşlar? Olur mu? Ay oldu ki. Peki 1 koyarsam 5 oldu mu? Buluyoruz. Akıyor. Şıklarda 3 tane de vardır. Başka bulamadım hocam. Adana'da 2 var. Bursa'da 3 var. Bir de bizim Buse var, Gizem. C'de 4 var. D'de 5 var. E'de 6 var ya da birden de başlayabilir. Bir şey söyleyeyim mi size? 3'ü işaretleyenler yandı. Neden mi? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Kimseye söylemeyin. Hani biraz önce ben şey öğretmiştim ya size. 3 faktöriyelle 5 faktöriyle çarparsam 6 faktöriyel diyor dememiş miydim arkadaşlar size? Yani burası 3 iken burası 6 olamaz mı? Olamaz mı arkadaşlar? Hocam tamam, çok güzel söylüyorsunuz. Evet, cevap 4'müş. Ama bir şey söyleyeceğim size. Ben bunu nasıl bulacaktım ben? Peki. Ben onu bilmiyordum hocam. Peki. X faktörü ya. Şurada 120 yazıyordu ya arkadaşlar. Ne demiştim ben size? Ardışık sayıların çarpımı değil mi? 120 sayısını parçalayalım. 2 de var. 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şurada bir 2 var mı? Var. Şurada bir 4 var mı? Var. Şurada bir 3 var mı? Var. Şurada bir 5 var mı? Var. Seni beni bilmezlerin. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 desem, buradan da y faktöriyel desem. Doğru mu arkadaşım? Bir kere sen buraya 0 koymayı görürsün. 1 koymayı görürsün. Bir de üstüne üstlük aynı zamanda şuraya sırf 6 gelsin diye, bak. Şuraya bir 6 gelsin de ardışık çarpımlar 1'e gerek yok çünkü. Buna da 3 koyarsan 6 olur. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de 6 faktör olur. Ama sen ol, 3 faktöriyelle 5 faktöriyelin çarpımının 6 faktör olduğunu bil. Anlaşıldı mı? Size bir şey söyleyeceğim. Burada yazmamışım ama şunu da bilin, tamam mı? Ne olursunuz. Şunu biraz önce söylemiştim ya size. Bir de şunu bilin, ne olursunuz. Ben bundan yıllardan beri soru bekliyorum, gelmiyor. Gelir diyorum, gelmiyor. Belki bu sene gelir diyeceğim, yine gelmeyecek belki. Benim için öğrenin ne olursunuz. 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel 10 faktöriyel. Hocam ispatlamazsam ben bunu öğrenmem. Bana bunu ispatlayacaksın. 3 ile 5'i bana ispatladın. Bu 6 yapar, 6 çarpı 5 var. Bir de bunu ispatla bana. Peki. Üstüme çok geldiniz.
10 faktürel demek 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel demek değil mi? Doğru. 7 faktörel zaten burada var. Keşke diyorum 6 faktöriyel şuradaki sayıların çarpımı olsa. Keşke. Belki de değil. 6 faktöriyel niye eşitti? Niye eşitti arkadaşlar? 6 faktöriyel niye eşit? Keşke şurası da 720 olsa. Keşke. Keşke benim olsa. 8 kere 9, 72. 70 kere 10, 720. Ben bir şey diyorsam ispatlanmıştır arkadaşlar. Gelin kısa bir ara verelim. Ne dersiniz? Güzel.